neler var? Bir sürü yönetim şekilleri var. Cumhuriyet var. Eskilerden monarşi vardı. Teokrasi vardı. Oligarşi vardı. Hatırlıyorsanız ilk Türkler, konumuzdu bu sene. İlk Türkler. Onlarda ne inancı vardı? Kut inancı vardı. Değil mi? Gök ne? Tanrı. Gök tanrıdan aldıklarına inanıyorlar. Mesela çocuklar, bu biraz teokrasiye benziyor. Teokrasi yönetim içine benziyor. Tamam mı? Bunların ne olduğunu şimdi teker teker konuşacağız. Sonra ikinci madde diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar diyor. Burada yargının ne olduğunu zaten duyup biliyorsunuz ama yasama gücü ne demek, yürütme gücü ne demek, bu ünitede bunları öğreneceğiz. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlarını analiz edeceğiz. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklayacağız. Mesela toplumsal hayatta günümüzde ne var? Demokrasi var değil mi? Özgürlükler, eşitlikler var. Değil mi? Evet. Şimdi bu özgürlüklerimiz, eşitliklerimiz, biz şeyde geçen senelerde de konuştuk. Herkesin neyi vardı? Yaşama hakkı vardı, seyahat etme hakkı vardı, dışarı çıkıp eğlenme, gezme hakkı vardı, oyun oynamak. Bunların hepsi anayasayla ne altına alınmıştı? Korunma. Evet, güvence koruma altına alınmıştı. Ama bakın, ben demiştim ki bu haklar bazen devlet tarafından sınırlandırmaya girebiliyor demiştik. Haklarımız tamam var, eşitlik, adalet var ama sınırsız bir şey yok demiştik, değil mi? Günümüzde tam da bunu yaşıyoruz bu aylarda. Şu anda insanların seyahat etme özgürlükleri ne yapıldı? Kısıtlandırıldı. Aynen. Bunu bizzat yaşıyoruz bakın. Veya dışarı çıkmak, mesela normal bir günlük hayatta herhangi bir alışveriş merkezine gitmek, markete gitmek, spor yapmak, yürüyüş yapmak, bunlar engellenebiliyor muydu? Özgürlük değil mi bu konularda? Hatta anayasa altında da güvence altına alınmıştı bu konular. Ama demiştik ki bazı yerlerde bunlar, bazı zamanlar ne olabiliyordu? Kısıtlanabiliyordu. Bunlar neydi mesela? Afet zamanlarında. Demiştik ki Allah korusun bir ilimizde deprem oldu. Devlet şunu diyebiliyordu. Arkadaş ben bu şehre sivil araçların girişini ne yapıyorum artık? Yasaklıyorum. Bir hafta boyunca gelemezsiniz buraya. Çünkü buraya ne gelecek? Acil yardım ekipleri gelecek. Kurtarma ekipleri gelecek. Gıda yardımı gelecek. Siz bir de sizinle uğraşmayın da devlet buna kısıtlama getirebiliyordu. Biz şöyle diyemiyoruz. Hani nerede özgürlük hakkımız, seyahat özgürlüğümüz kısıtlandı diyemiyorduk. Değil mi? Savaş durumlarında, terör durumlarında bunlar kısıtlanabiliyordu. Aynı zamanda bulaşıcı hastalıklarda da bunu önceden de söylemiştik. Salgınlarda, bulaşıcı hastalıklarda devlet temel hak ve özgürlüklerimizi ne yapabiliyor? Kısıtlayabiliyor. Yani şöyle diyemeyiz. Anayasada hani güvence altına alınmıştı. Hani istediğimiz gibi seyahat edebiliyorduk. Hani istediğimiz yere gidebiliyorduk. Hani bunlar güvence altındaydı diyemeyiz. Böyle özel durumlarda, olağanüstü hal durumlarında devlet bu hakları ne yapabilir? Kısıtlayabilir. Ama bunu sınırsız olarak mı yapıyor? Hayır. Bunu da sınırsız olarak yapamaz. Mevcut durum ortadan kalktığı andan itibaren tekrar o özgürlüklerimizi bize ne yapmak zorunda? Vermek zorunda. Geri vermek zorunda. Evet, yani şu andaki bu sokak kısıtlı çıkış yasakları var. İşte 65 yaş tamamen kısıtlı. İşte spor yapmak kısıtlı, piknik yap. Bunu sonsuza kadar devam ettiremez devlet. Veya ben 2 yıl yasaklıyorum diyemez. Bunu yapabilmesi için gerekli nedenleri var demiştik. Tam da bunu yaşıyoruz şu anda ülkemizde ve dünyada. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarımızın anayasal güvence altında olduğunu açıklar demiş. Bunu konuşuyorduk zaten. Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder demiş. Şimdi yönetim şekillerine bakalım. Sayfa 141. Açtınız mı? Evet. Şimdi tarihi boyunca devletlerin yönetim biçimleri ve hakimiyet kaynağı farklı olmuştur.
Yani hep farklı farklı şekillerde yönetilmişler devletler var olduğundan beri. Tarihte uygulanan bazı önemli yönetim şekillerini göstermiş. Bundan fazla yönetim şekli var mı dünya üzerinde? Var. Ama bunlar ne? Belli başlıları. Başlıcaları. Evet. Şimdi bunlardan ilkine bakarsak monarşi. Bakın monarşi monodan geliyor. Mono ne demek? Mono ne demek? Tek kişilik. Tek demek. Mono tek demek, tamam mı? Monodan geliyor monarşi. Egemenliğin tek bir kişiye ait olduğu yönetim şeklidir. Yani kral, padişah, kan, hakan. Bakın bu kişi padişah olabilir, kral olabilir, hükümdar, imparator, kan, han, hakan. Tek kişi var. Bakın yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa karar verme yetkisine kim sahip? Devletin başındaki kişi sahip. Evet, aynen bu şekilde. Oligarşiye bakacak olursak, oligarşi pek şey değil, pek duyduğumuz bir şey değil. Ama neymiş şimdi bakalım. Oligarşide çocuklar belli bir grup var, belli bir zümre var. Ailenin egemenliği belli bir aileye dayalı veya belli bir gruba dayalı. Yani belli bir topluluk yönetiyor. Siyasi gücü elinde bulunan grup devletin tüm kurumların kontrolünü elinde tutuyor. Yönetimdeki grup askeri, siyasi ve maddi bakımdan ülkenin ileri gelenlerinden oluşuyor. Şunu unutmuyoruz. Bizim Türk tarihimiz boyunca oligarşi hiçbir zaman ne olmamış? Olmadı. Uygulanmamış. Evet, Türk tarihinde uygulanmamış ama çocuklar. Tamam, dünya üzerinde elbette ki uygulanmış ama Türk tarihinde hiçbir zaman oligarşi olmamış. Tamam? Tamam hocam. Teokrasiye bakacak olursak çocuklar, teokrasi deyince aklınıza din gelecek. Devletin dini kurallara göre yönetilmesi, hakimiyetin Tanrı'ya ait olduğu kabul edilmiş. Yönetici sadece Tanrı'ya karşı sorumlu. Yöneticilerin yaptıkları halk tarafından tartışılamaz ve eleştirilemez denmiş. Tamam? Teokrasi deyince aklımıza ne gelecekmiş? Dini kurallara göre yönetilmek. Tanrı'dan geldiğine inanmak. Tamam? Bir diğeri ise günümüzde en yaygın olarak kullanılan cumhuriyet çocuklar. Evet, kıpırdaşmayın artık. Ses de yapmayın. Hepiniz duyuyor böyle olunca sesleri. Tamam mı? Kıpırdaşmayın artık. Cumhuriyet çocuklar, biliyorsunuz şu anda günümüzdeki yönetim biçimi. Günümüzdeki yönetim biçimine bakarsak bizim nasıl yönetiyoruz biz? Nasıl yönetiliyoruz? Oy vererek falan. Demokrasi, oy vererek, değil mi? Şimdi demokrasiyle oy vererek derken nasıl? Bizi yönetecek insanları kim seçiyor? Biz seçiyoruz. Aynen o şekilde. Bizi yönetecek insanları biz seçiyoruz. Peki bu sınırsız mı? Hayır. Belli aralıklarla bu seçimleri ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz, yeniliyoruz. Aynen bu şekilde. Yani yöneticilerden... Öğretmenim. Efendim Mehmet? Öğretmenim, neden tekrar ediyoruz? Yani nasıl desem. Mesela bir başkanı seçtik ya. Hayır, o ölene kadar değil de neden 4 yılda bir tekrarlıyoruz hocam? Saçma ama öyle. Nasıl? Yaratsızsak. Dediği gibi saçma oluyor ama. Tabii şundan dolayı. Şimdi mesela ölene şöyle kadar olması saçma. Şöyle oluyor. Diyelim biz birisini seçtik diyelim. Evet. O kişi ölene kadar başta kalırsa devleti bir süre sonra kötü yönetebilir. Yani halkın isteğine karşılık vermeyebilir. Nasıl olsa ben ölene kadar buradayım der. Ha, ama onu sevmeyebilir mesela. He, yani çalışmalarından memnun kalmayabilir. Yenilenmesinin sebebi iyi yönetiyorsa halk onu bir daha ne yapar? Seçer. Eğer halk bundan belki de onun yönetimini sevmeyebiliriz. Evet, onun yönetimini sevmiyor. Halk bundan memnun kalmazsa seçimi ne yapıyor? Yeniliyor. Başka birilerini seçebiliyor. Böyle değil. Yani şöyle düşünün. Sınıfta bir başkan seçiyoruz. Spor başkanı. Diyoruz ki birinci sınıfta seçilen 8. sınıfa kadar başkan.
Yani bu kural konulursa eğer bir daha seçim olmazsa o kişi ne yapmayabilir? Bir süre sonra sorumluluklarını yerine getirmeye bilir. Değil mi? Hele bu siyasete çok... Karları için kullanabilir. Yani bu siyasete çok daha belirgin bir şekilde yaşanır çocuklar. Mikrofonla birisi oynuyor. Artık oynamayın telefonlarınıza, mikrofonlarınıza. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Teokrasi'de sadece tek kişi mi yönetiyor? Teokraside monarşi gibi. Monarşiden tek farkı teokraside dini yönetim var çocuklar. Yani Tanrı tarafından aldığına inanılıyor. Kurallar dinin verdiği kurallara göre. Bakın eski Türklerde mesela teokrasiye ulaşabiliyoruz dedik. Neyden dolayı? Gök Tanrı'dan aldığından dolayı değil mi? Kut inancı. Aynen öyle. Ama mesela Osmanlı'nın ilk kurulduğu yıllarda monarşi var. Teokrasi yok. Halifelik bize geçecek, sonra teokrasi olmaya başlayacak. Anladınız mı? Nehir anladın mı? Evet hocam. Aslında ikisi de aynı. Monarşi, teokrasi de bir monarşi gibi. Tek kişi var onda da. Ama teokrasinin farkı dini kurallara göre yönetilmesi. Tamam. Hocam ödevimiz olacak mı? Konuşacağız bakalım çocuklar. Ödev öğretmenim. Konuları. Öğretmenim. Efendim. Tek adam derken sadece bir tane mi adam olacak? Hani mesela bizde bakan falan var ya, sadece tek kişi mi oluyor, öyle oldu mu? Monarşide mi? Hocam mesela monarşide öyle mi oluyor? Sadece bir kişi mi yönetiyor her alanı? Ya bak, monarşide padişahın divanı var mesela, yardımcıları var. Seneye göreceğiz bunları. Şevri-İslam var, Dehterdar var. Mesela ekonomiden sorumlu kim? Dehterdar. Din işlerinden sorumlu kim? Şevri-İslam. Anladınız mı? Ama monarşide 10 karar padişahın, bunlara padişah karar veriyor. Atamasına padişah karar veriyor, yasalara padişah karar veriyor. Yani son karar her zaman kimin? Padişahın. Padişah. Evet, sonsuz. Her zaman onun. Elbette ki padişahın yardımcıları var, vezirler var. Mesela kaptanı Derya var. O donanmadan sorumlu. Ama padişah istediği gibi onu alabilir, istediği gibi kural koyabilir. Anladınız mı? Herhangi bir yere bağlı değil yani tek kişi. O bütün her şey padişahla bitiyor. Tamam? Tamam hocam. Şimdi demokrasinin temel ilkelerinin en iyi uygulandığı yönetim şekli demiş. Kişi, grup ya da bir sınıf üstünlüğü yoktur. Gerçekten de öyle mi? Evet. Bizim ülkemizde Cumhuriyet ilanından beri ne olmuş? Hep seçenler başa gelmiş. Ya Cumhuriyet'in ilanından beri demeyelim de 50'li yıla kadar tek parti sistem vardı. 50'den sonra çok partili hayata geçildikten sonra artık insanlar seçtikleri kişileri ne yapmışlar? Seçmişler. O zaman çocuklar bakın, görseli görüyorsunuz değil mi? Görselde işte oy, sandık, ondan sonra seçim. Bunlar neyle ilgiliymiş? Cumhuriyetle ilgiliymiş. Tamam mı? Eşitlik, adalet gibi kavramlar, oy, bunların hepsi neyle alakalıymış? Cumhuriyetle alakalıymış. İslamiyet öncesinde kurulan ilk Türk devletleriyle Selçuklu ve Osmanlı Devleti monarşi yönetim anlayışıyla yönetilmiştir diyor. Bakın, Selçuklu ve Osmanlı Devleti monarşiyle yönetilmiş. Türk tarihinde teokrasi yönetiminin etkisinin görüldüğü bazı uygulamalar var. Mesela ilk Türklerdeki kut inancı, Tanrı tarafından verilen kut inancı. Yavuz Sultan Selim de Memlüklerden halifeliği alınca teokratik uygulamalar görülmeye başlanmış. Bakın Türk tarihinde, Türk devletlerinin hiçbirinde oligarşi olmamış. Egemenliğin halkın elinde olduğu yönetim şekli olan Cumhuriyet de ülkemizde 29 Ekim 1923 tarihinde ne olmuş? İlan edilmiş. Günümüzde tüm dünyada en çok uygulanan yönetim şekli, halkın egemenliği, yani devleti yönetme gücünü elinde tuttuğu Cumhuriyet yönetim şeklidir çocuklar. Evet, şu masalardaki sesleriniz bak hepsi duyuluyor. Bütün arkadaşlarınız duyuyor ben anlatırken. Cumhuriyet yönetim şekli, insan haklarının en fazla verildiği, temel hak ve hürriyetlerin en çok korunduğu yönetim şekli neymiş?
Cumhuriyetmiş. Cumhuriyet. Milli egemenlik, çoğulculuk, çoğunluk, özgürlük, katılım, eşitlik. Bunlar neyle ilgili? Demokrasi ve cumhuriyetle ilgili kavramlar. Tamam? Bugün toplum olarak sahip olduğumuz tüm demokratik hak ve değerler cumhuriyet yönetim biçiminin armağanları demiş. Atatürk Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu belirtmiştir. Oligarşi, teokrasi ve monarşi yönetim biçimleri devlet yönetiminde eşitlik kavramı ve halkın ülke yönetiminde söz hakkı yoktur. Bakın burada halkın herhangi bir söz hakkı yok. Tamam? Şimdi uygulama var. Uygulama var burada. Hakimiyetin tek bir kişinin elinde olduğu padişah, kral, imparator gibi ünvanlar kullanılır. Monarşi. Monarşi. Evet. Halk. Evet. Halk verdiği oylarla devleti belirli bir süre yönetme yetkisi milletvekillerine verir. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Ülke dini kurallara göre yöneten din adamları bulunur. Teokrasi. Devletin tüm kurumları bir zümrenin elindedir. Oligarşi. Yöneten kişi kararlarında kimseye danışmaz, kararlarından dolayı hesap vermez. Oligarşi. Monarşi değil mi? Monarşi. Evet, monarşi. Doğana. Doğana. Efendim hocam. Bak yöneten bir kişinin kararını kimseye danışmaz kararından dolayı hesap veremez diyor. Yöneten kişi diyor. Gruptan bahsetmiyor burada. Oligarşi diye bir aile ve grup var da hatırlıyorsan. Tamam. Tamam hocam. Devleti yönetecek grup aristoklar, zenginler, tüccarlar gibi gruplardan oluşur. Oligarşi. Devlet yönetimindeki din adamları yaptıkları tüm çalışmaları Tanrı adına yaparlar. Teokrasi. Yasama, yürütme ve yargı gibi devletin güçleri aynı kişili kurumların elindedir. Cumhuriyet. Bu da cumhuriyet. Yasama, yürütme, yargıyı daha ayrıntılı önümüzdeki derslerde göreceğiz. Tamam mı? Devletin güçleri ayrı kişili kurumların elindeyse bu cumhuriyettir. Tamam? Evet çocuklar. Ben ders anlatırken Zeynep Begüm Cengiz. Zeynep Cengiz mi gelmiş? Ama Zeynep bizim sesimizi duymamış hiç anlaşılan. Hocam ben buradayım. Ha Zeynep duyuyor musun beni? Evet mikrofonu kapattım ben. Ha tamam o zaman. Bir ders dinledin değil mi? Yakaladın. Yani yarısını falan yakaladım. Telefondan giremedim. Bilgisayardan girdim. Bundan sonra yapacağın yolu anladın ama değil mi? Daha kolay gidersin. Anladım. Tamam Zeynep. Evet. Hocam daha gelmeyenler de çok. Yani çocuklar 20 kişi olduk bugün. Herhalde yapamayan arkadaşlarınız var, şeyleriniz var. O yüzden bazı arkadaşlarınız henüz katılmamış. Bugünlük bu kadar çocuklar. Tamam mı? Ödevimiz var mı hocam? Çocuklar. Evet. Öteki ödevlerin bitti mi? Evet. Bu Mart'ı, ondan sonra PISA, Uygun, hepsi bitti mi? Evet. Ne yaptık ki hocam? Ne yoktu? İki kitaptan vardı. İki kitaptan vardı. Mart'tan yoktu. PISA ve Uygun vardı sadece. Bütün bizim Mart'tan da var. Hocam Mart'tan 5. üniteyi verseniz. Mart'tan 5. üniteyi ver. Tamam çocuklar ben bir bakayım. Tamam mı? Neyden en son neyi ödev verdiğime bakayım. Size ona göre ödevlerimi göndereyim. Tamam mı? Tamam hocam. Yazı ödevi yok. Hayır yazı ödevi vermeyeceğim artık. Çocuklar şimdilik bugünlük bu kadar. Bu iki sayfayı tekrardan okursunuz. Tamam mı? Tamam. Konumuz basitti. Sen ders anlatmışsınız ya ben oradan da izlemiştim. Tamam bunu izlemiştim. Olmazsa bunu da paylaşırım tekrardan. Tamam mı? Ne öğrendik? Yönetim biçimlerini öğrendik. Belli başlı oligarşi gibi, teokrasi gibi yönetim şekillerini öğrendik. Değil mi?
Bunların uygulamalarını öğrendik. Cumhuriyeti öğrendik. Cumhuriyet neymiş? Demokrasinin olduğu, eşitliğin olduğu, oy, seçim gibi kavramlar, çoğunluk, çoğulculuk gibi kavramlar cumhuriyetle alakalıymış. Bunu öğrendik, değil mi? Dünyada en çok uygulanan şu andaki yönetim biçimi, en adaletli olan yönetim biçimi yine ne dedik? Cumhuriyet. Dedik. Tamam. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki dersimizde ne görecekmişiz bir bakayım. Yasama, yürütme ve yargı mı? Evet. Bir dahakinde de yasama, yürütme ve yargıyı göreceğiz sonraki derste. Tamam? Tamam. Tamam. Şimdilik kendinize iyi bakın çocuklar. Yine haberleşeceğiz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.